KOAH'ın kabaca iki tipi vardır. Bir amfizematöz tip dediğimiz hava artışıyla giden, bir de kronik bronşitik tipi vardır. Yıllardır ileri amfizemde göğüs cerrahları veya bazı göğüs hastalıkları uzmanlarımızın kullandığı supap şeklinde kullanılan koiller vardır. Amfizem tedavisinin girişimsel tedavilerinden birisidir. Son yıllarda bir de kronik bronşit tedavisiyle ilgili KOAH'ta balon rezeksiyon ve balon dilatasyon tedavileri gelişmeye başladı. Biz kliniğimizde göğüs cerrahisi uzmanı arkadaşımla birlikte bir hastamıza bir uygulamamızı yaptık. Gayet başarılı geçti. Gelecek vadeden çok çok umutlu olduğumuz bir tedavi yöntemi olarak görüyoruz. Rezektör balon tedavisi genel anestezi altında uygulanan bir işlem. Yaklaşık 1-2 saatlik bir işlem süresi var. İşlem sonrası standart olarak bir günlük bir yoğun bakım yatış süresi. Akabinde de yine 1-2 günlük takip sonrası hastalarımızın taburculuğunu mümkün kılan bir işlem. İşlem sonrası erken dönemde hastalar günlük yaşantılarına, normal hareketlerine, nefes almasındaki rahatlığa bağlı olarak çalışmalarına devam edebilmekteler. Hastamız yaklaşık 10 yıldır KOAH nedeniyle hem göğüs cerrahisi hem de göğüs hastalıkları tarafından takip edilen bir hasta. Çeşitli medikal tedavilerle günlük yaşantısını idame ettirilmeye çalışılan bir hasta. Buna rağmen oksijen bağımlı olarak günlük hayatını idame ettirmek zorundaydı. Çeşitli bronkodilatör tedaviler ve ekstra medikal tedavilerle hayat standartını belli bir noktada tutmaya çalışmaktaydı. Ancak son yaptığımız değerlendirmelerde FEV1 dediğimiz o tıbbi terimin %20'lerin altına kadar düştüğünü gördük. Bu aşamadan sonra hastanemizde Akciğer Hastalıkları Komitesi kararıyla bu işlemin yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. İşlem sonrası da birinci günde şu anda gayet oksijenden bağımsız bir şekilde günlük aktivitelerini normal bir şekilde yapabilecek hale geldiğini gördük. %20'nin altında, yani %18'lerde olan değeri de %44'lere kadar yükseldi. 2010 yılından itibaren de çeşitli kanser tedavilerinin, kanser hastalığının tedavilerinde rutin olarak kullanılmaya başlanan bir işlem. KOAH'ta kullanılmaya başlanması 2015 ve 2018 yıllarında geniş vaka sayılı hasta çalışmaları üzerinden önerildi ve kullanılmaya başlandı ve ülkemizde de bazı merkezler öncelikli olmak üzere yaygınlığı giderek arttı. Yaklaşık 10 yıldır KOAH hastalığıyla uğraşıyorum. Hem tıbbi anlamda hem de bitkisel anlamda çok şeyler denedim ama bir türlü istediğimiz verimi alamadık. Maalesef son dönem özellikle tamamen nefes alamamak ve bunun yanında da artık hareket edemez hale gelmiştim. Bize balon tedavisi denen bir tedavi uyguladı. Çok basit bir tedavi, hiçbir zorluğu olmayan bir tedavi. Ama açıkçası bir günde her şeyi değiştiren bir tedavi. Şu an çarşamba günü ameliyat oldum. Bir gün yoğun bakımda kaldım. Perşembe dinlendim. Bugün biraz koşabilirim. Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Bunu kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. İnsanlar sıkıntı çekmesinler. Böyle bir imkan var. Bundan faydalansınlar. Emeği geçen herkese ben sonsuz teşekkürler ediyorum. Thank you.